Herkese selam, ben Onur ve uzun zamandır beklediğimiz maceracı Amanda'nın full Steam oyunu sonunda dün gece çıktı. Üstelik Türkçe dil desteği de var. Ve bugün tek videoda oyunu bitirip gizemleri çözmeye ve birden fazla oyun sonu varsa hepsine ulaşmaya çalışacağız. Siz de videoda bulduğunuz gizemleri mutlaka yorum kısmına yazın. Ve yeni Amanda videosunun hızlıca gelmesi için videoya like atmayı lütfen unutmayın. 7000 beğenide yeni Amanda videosu gelecek. Şimdi arkanıza yaslanın ve hazırlanın. Maceracı Amanda'yı bitirmeye ve tüm sırrı çözmeye gidiyoruz. Hemen oyunumuza başlayalım arkadaşlar. Oyun bir mektupla başlıyor gördüğünüz gibi ve mektup Türkçe dil desteği olması gerçekten çok güzel. Ben oyuna bir kere girdim bu arada. Hem dili Türkçe'ye ayarladım hem de şu mouse hassasiyetini falan ayarladım. Şimdi hemen mektubu okuyarak başlayalım isterseniz. Sevgili Riley, bunu okuyorsan bir sonraki yaşamamıza kadar beni göremeyeceksin demektir. Keşke sana her şeyi söyleyebilseydim. Ne kadar zamanım kaldı bilmiyorum ve gitmeden önce yapmam gereken çok şey var. Bu mektubun iki amacı var. Birincisi veda etmek, ikincisi de Kensteel'daki evimi miras bırakmak. Bundan sonra söyleyeceklerim bir hata olabilir ve eğer öyleyse Tanrı beni affetsin. Eve yerleştiğin zaman çatı arasında bir kaset bulacaksın ama izlediğin zaman geri dönüşü olmadığını da unutma. Kendine iyi bak canım. Daima seninle olacağım. Kate teyzen diyor ve burada hangi tuşlarla nasıl oynayacağımızı da bize göstermiş. Demosunu oynamıştık bu oyunu. Yine demosundaki gibi tavan arasında başlayacaktır diye düşünüyorum. Bu arada oyun 85 lira civarında bir fiyatı var Steam'de. Açıklamada bırakırım arkadaşlar. Eğer satın alıp oynamak isteyenler varsa oynayabilirsiniz. Ve bu arada biz belki de Riley miyiz bilmiyorum ama bu tavan arasında bir kaset buluyoruz. Ve böyle bir video kaset oynatıcı buluyoruz. Sonra Amanda ve Wooly ile tanışıyoruz ama Amanda ve Wooly televizyondan bizimle konuşuyor. Yani böyle bir durum olunca da tabii biraz ürkütücü ve karanlık bir hal almaya başlıyor işler. Sonra da araştırmalarımızı biraz bu doğrultuda herhalde ilerleteceğiz ve bir şeyleri çözmeye çalışacağız. Şimdi burada saatler falan var. Burada bazı enteresan eşyalar. Tamam, bunların hepsi vardı. Tamam, biz şimdi şöyle bir... Aa bak, şurada bir bebek var. Bu bebek yoktu arkadaşlar. Şu da kutunun içerisindeydi sanırım. Bu da dışarıda değildi. Bunlar herhalde bir... Bulmaca falan çözmek için bir işimize yarayacak. Şimdi şurada mantara benzer bir şey. Aa bak, mantar tıklanıyor bu arada. Burada saksı var. Saksıyı böyle koyabiliyoruz. Tamam. Başka bir şey var mı? Değişik. Ha, şurada bir şey var. Sevgili Riley. Evet, bu ilk başta okuduğumuz notun aynısı. Tamam. Masanın üstündeymiş demek. Ha, şurada bir şeyler var. Dur bir dakika, şimdi notlar var. Bunlar ne? Burada böyle simgeler var. Aşağıda ne diyor? Selam Kate teyze. Tekerlekli patenler için çok teşekkürler. Babamla birlikte dün gölde paten kaymaya gittik. O düştü ama bunu anlattım, ona söyleme. Seni yaz tatilinde görmek için sabırsızlanıyorum. Sevgiler Riley. Tamam, Riley teyzesine yazmış. Değerli Park Hanım. Park dediği bu arada Kate halanın soyadı Park galiba. Kate Park. Hatta Riley'nin de soyadı Park'tı galiba. Kate hala mı teyze mi? Orası bu arada değişebilir arkadaşlar. Çünkü hani burada teyze diye yazıyor ama belki hala da olabilir. Çünkü aunt diye geçiyor İngilizce'de. Hem hala hem teyze, ikisi de aunt diye geçiyor bildiğim. Beni görmeyeli uzun zaman olduğunun farkındayım. Yemin ederim ki bazen kendimi güvende hissettiğim tek yer kütüphaneydi. Bunun için sana daima minnettar kalacağım. Güvenebileceğimi bildiğim birisi olduğun için buna tekrar ihtiyacım var. Yani güvenmeye. 2 yıl önce küçük erkek kardeşim Jordan ortadan kayboldu. Puf, bir anda gitti. O günden beri ailem çok değişti ve şimdi onlar da ortadan kayboldu. Keder onlara ağır geldi. Yaşanan olay onları üzdü ve sonunda öldürdü. Polis birisinin Jordan'ı sokak ortasında kaçırdığını söylüyor. Delinin teki onu kandırarak kaçırmış. Jordan'ı. Olmadık bir olaymış işte. Sıradan bir eski banyo trajedisi ama ben meselenin bundan ibaret olmadığını eminim. Senin de bunun farkında olduğunu biliyorum. Tek başımayım sanmıştım. Konuyu açmaya çalıştığımda kimse bana kulak asmadı. Ama senin yaptığın araştırmaları duydum. Normal insanların yapmadığı araştırmalar. Bilmiyorum, belki de yalnızca bir söylentidir. Lakin işte buradayım diyor. Demek ki bazı garip normal insanların yapmadığı araştırmalar yapıyor. Herhalde bu... Kate hala, bizim Kate halamız diyeceğim ben ona, Kate teyze değil de. Okul kayıtları, davranışsal şikayetler, çözülmemiş kayıp vakalarını incelemek için randevu al diyor. Tamam. Burada bir not daha var. Eskiden o programı izlerdi. İlk başta sahiden hoştu. Küçük çocukları olan ailelere bile izlemelerini tavsiye ettiğini hatırlıyorum. Bilmiyorum, yararlı bir programdı sanırım.
Ardından her şey tuhaflaştı. Jordan'ı televizyonun önünde öylece dikilirken buluyordum. Sanki transa geçmiş gibiydi. O küçük kız da onunla konuşuyor gibiydi. O küçük kız dediği Amanda herhalde. Oldukça tuhaf şeylerden bahsediyordu. Buradaki çoğu insanın yaptığın işe inanmadığını biliyorum. Kütüphanedeki işler değil, diğer işler. Hakikatle bak burada da diğer işler diyor. Yani demek ki doğaüstü bir şeylerle uğraşıyor herhalde. Hakikatle yüzleşmek istemiyorlar. Burada sahiden çok kötü bir şey olduğu hakikatiyle. Buluşup konuşabilir miyiz? Buraya daha fazla yazmak istemiyorum. Biri beni izliyor gibi hissediyorum. Saygılarımla Joanne Cook diye birisi. Mahallende ne bla bla onni falan diye bir şey var ama bunun devamı ne bilmiyorum. Enerji aktarımı mühürler görünürdü. TR araştırma dinakinezi potansiyeli. Bina hala orada. Araştırmak çok mu riskli? Ne zaman değişti? Böyle garip notlar var. Sertifika. Bu sertifika çocuk kütüphanesi çalışmaları alanındaki özverisi ve başarısından dolayı Kate Park'a teslim edilmiştir. 12 Mart 1993. Alejandro Phillips. Kate neydi? Park. Tamam. Kate halamızın soyadı Park arkadaşlar. Tamam. Şimdi buradaki kasede buraya takacağım. Şöyle bir bakalım yine de. Etrafta başka atladığımız bir şey yok herhalde. Tamam, bu kaset sanırım aynı kaset olabilir. Daha önce zaten demoda görmüştük. Today we're going to make an apple pie. Tamam. My favorite is peach pie. What's your favorite? Bizim en sevdiğimiz turta hangisi? Hemen söyle. Bu ne? Biraz daha uzunu yok muydu? Ne yazayım abi? Sallıyorum şu anda. Bilmiyorum. Kulağa nefis geliyor. Ne yazsam nefis gelecek sana zaten. First we need to cut the apple. Elmaları kesmeliyiz. Do you know what we can use to cut the apples? Elmaları neyle kesebiliriz? Bıçakla kesebiliriz. Bunu kullanamayız mı? Nasıl yani? Bıçak bu değil mi? Bir dakika ya. Bıçak da arkadaşlar. Eminim bıçaktı. Bak, otomatik tamamlıyor. Bu. Aa, bıçak. Türkçe ya o şey, kelimeyi de Türkçe istiyor. Güzel. Bundan sonra Türkçe düşünelim. Bunu kendi başımıza yapmamalıyız diyor. Wooly biraz korkuyor ama Amanda hala işi komikliğe vurmaya çalışıyor. Tamam Wooly. Hadi bak, elmaları keselim derken bir orada ekran kaydı. Orada bir şeyler oldu. Arada karanlık bir şeyler oldu. Şeker lazım. Şekeri yukarıya koyuyorlar galiba. Sanırım yukarıda, tam emin değilim. Şurası mıydı? Galiba. Evet, çok güzel kokuyorlar gerçekten. Fırını 425 dereceye. Fırını kendi başımıza kullanmamalıyız. Wooly, sen de biraz fazla korkuyorsun ama hakikaten ya. Tamam, 425 derece. Sonra elmayı koy. Fırına koyup 40 dakika pişir. Tamam, şimdi bu kasetlerde turtamız hazır. Bu kasetlerde bize yapmamız gereken şeyleri anlatıyor aslında. Hadi turta yapalım dedi. O yüzden sonraki kasetlerde de ben elime bir tane kağıt ve kalem aldım. Bu In The Kitchen, yani mutfakta diye bir kaset. Oradan notlar alacağım. Yani buralara falan baktık. Şimdi şuradan elmayı al. Bunun içine koy. Bunu aç. Bunu hatta böyle içine koy. Şimdi bu 425'ti galiba. Bu da 40 dakikaydı sanırım. Şöyle kapatalım ve buradan bir kaset veriyordu bize. Tamam, kasetimizi verdi. Hemen buradan kaseti tekrar takalım. Bunun ismi neymiş? Mahallede. Bu da mutfakta değil, mahallede. Yalnız birincisi In The Kitchen, İngilizce kalmış galiba ismi. Ama bunu Türkçe'ye çevirmişler. İkinci kasede. Selam dostlar, ben Amanda. Bu yeni bir kaset bu arada. Bak, yerde bir insan şeyi var. Mahalle konusunda en çok neyi seviyorsunuz? Yerde bir insan gölgesi var. Görüyor musun Amanda'nın yanında? Sevdiğim mahallede çok fazla arkadaşım var. Arkadaşa özel şey göndermek istiyorum. Tamam. Kart alacağız. Bir dükkana gideceğiz. Dükkanın nerede olduğunu biliyor musun? Şimdi şuradaki arkadaşlar store, yani dükkan. Bu ortadaki bakery, yani fırın. Bu da postane, yani post office diyor. Yalnız burada da bakın dikkat edin, koyu harflerle yazılan şeyler var. C, B, F harfleri.
Bunları da bir kenara ben nota aldım şimdi. Burada başka da not alınacak bir şey herhalde yok. Şimdi buradan dükkana git dedi. Önce bir dükkana gidelim. Neil Blabot. Ha bunu şeyde üzgün olduğum zaman arkadaşım bana yardımcı oldu. Nasıl bir kart göndermeliyim? Bakın şu notu bu arada şeyde de görmüştük. Bizim panoda da görmüştük. Şundan gönder. Orada 1503-25 yazıyor. Onu da yazayım ben. Muhteşem harika kart. Sıradaki işimizi yapalım. Tamam. Teşekkür edelim arkadaşımıza. Can I have a special treat? I want to get my friend ne alacağız? A special treat. Where can I buy a treat for my friend? Arkadaşımıza hediye nereden alabiliriz? Yani postaneden alamayacağımıza göre fırın herhalde. Pasta falan mı alacağız? Let's go get that treat. Hadi bakalım gidelim şu hediyeyi bir alalım. Fırına girdik. Giremedik. Ne oldu? Girdik. Evet pasta alacağız herhalde. Tamam çok güzel. Arkadaşıma bira. Bak orada bir şeyler oldu. Kurabiye almak istiyorum dedi. Pasta değil niye kurabiye acaba? Neyse. Tamam. Onu göndermemiz gerekecek. Tamam. Most of the stores are closed. We probably can't send that now. I have to send this to my friend. It's time to go to the post office. Let's send this direkt package girdi bu arada. Ben hiçbir şey yapmadım. Their name is... İsmi. Arkadaşının ismini soruyor. I don't remember. Hatırlamıyorum. Can you help me? We can come back tomorrow. You don't have to send yarın that yine now. Gelebiliriz. No, yani Woolly'de göndermesini istemiyor. Demek ki garip bir şeyler var. Who does the package need to go to? Paket kime gitmeli? Ben nereden bileyim? Şimdi 4 harfli Amanda değil, Woolly değil. Kate var, Riley var. Kate o zaman bu herhalde. Great work! Tamam. Now we can send this to my friend. Bunu arkadaşıma gönderebiliriz. Güzel. Bak burada yine şeyler geldi. Yazılar. Arada bir şeyler, garip bir şeyler olabilir. Siz de dikkat edin. Bak o arada bir şeyler oldu. Ben şu an göremedim ama siz videonun o kısmında biraz şey yapın. Durdurun ve bakın. Bir iki saniye önce de bir şeyler oldu yani. Kasetin sonunda. Bu arada Hamlin diye bir şey vardı orada. Tamam ekstra arkada piyano geldi. Bir dakika. Bak Hamlin yazıyor üst tarafta gördün mü? Aynı şey. Şimdi bizim elimizde CBF vardı. CBF o zaman bu. Tamam güzel. Çok kolaydı bu. Orada güzel de bir melodi çalıyor. Şimdi bunun ismi ne? Olamaz kazalar yazıyor galiba. Neyse takalım. Olamaz kazalar diye bir şey. Bu sahneyi görmüştüm bu arada. Ne yaparsan yap asla. Woolly'nin dizi kanıyor. Woolly had an accident. An accident is when something bad happens, but it's not anybody's fault. Amanda'nın bu konuşmalarına da var ya bitiyorum ha. Accidents can happen in your house, at school, at the playground. You can get hurt almost everywhere. Evet, her yerde canımız yanabilirdi Amanda. Bugün saat 3.45'te. 3.45'i not aldım. Woolly'nin neresi acıyormuş gibi görünüyor. Burada iki tane salıncak var. Onu da yazdım. Dizi acıyor. Arka tarafta ışıklar var yalnız. Sanki uzay mekiği mi geliyor? Ne oluyor? Canı yanınca nereye gider? Doktor. Bak en arkada şeyler var. Hastaneye götürüp doktora gösterelim. Arkada ışıklar falan var. Enteresan bir şey var orada. Doğru doktoru bulalım. Şu kemik. Bu arada şurada 6:20 geçen bir saat daha var. Onu da yazdım ben abi. O lazım olur gene. Bak burada da 22:50 yazıyor. Dijital saat. Doktor nerede? Doktor biziz. Woolly. Woolly'nin şimdi şu değil. Bu ya da bu ama şu mu acaba? X-ray. Evet herhalde bu doğru. Bak Woolly bayağı bir korktu yalnız. Yine burada bir şeyler yazabilir. Bu ekrana yine dikkat edin. Bak o arada yine geçiş ekranlarında bir şeyler olabiliyor buralarda arkadaşlar. 2001 diyor. Tamam Hamlin. Bizi eğlence için bizi takip edin gibi bir şey diyor. Güzel. Tamam. Şimdi arkamızı döndük. Yalnız şu oyuncak burada
bir şeyler yapacak mı bize bilmiyorum ama bir sıkıntılı bir oyuncağa benziyor. Şimdi bir dakika, burada bir saat var. Şimdi bize 3 tane saat vardı. Bu saat sanıyorum ilk gösterdiği saat, küçük bir saat bu. 3.45 mi demişti? Evet, Allah'tan işte bunları not aldık. Yani not almasak çok zor, o yüzden mecburen bir kağıt kalemle oynuyorum Amanda'yı. Çünkü o kasetin içindeki her şeyi hatırlamak gerekiyor. Demosundan öğrendiğimiz kadarıyla 3.45, evet. Tam dönmeye başladı. Ne yapıyoruz? Tamam. Şimdi şurada bir tane büyük var. Bu 6.20 olan herhalde. Bir dakika, şu kalemi koyayım. Bir yandan elimde kalemle oynadığım ender oyunlardan bir tanesi bu. 6.20 geçe. Şöyle. Tamam, bu da oldu galiba. Şimdi bir tane şurada dijital saat vardı. O da duruyor galiba şu. Tamam, bu kaçta? 22.50. 22.50 şöyle. PM olacak. 10.50. Böyle. Tamam. Bir dakika, 10.50. 5.15 oldu. Bir saniye, şimdi bu buna şu an tıklanmıyor. Aa, bir dakika, bu da 5.15 oldu. Bu da 5.15 oldu. Bir dakika, şimdi bunların hepsi 5.15 oldu. Şurada bir saat var. Bu saatin yelkovanı, akrebi nerede bunun peki? 5.15. Böyle yapsak olmuyor. 15, yani 3'e getirsek. 5.15. 15. dakika. Oldu mu? Bir şey şu an olmadı. Biz buna bir de akrep bulacağız bence. Bu arkaya falan geçiliyor mu? Şuralara falan. Buralara geçilmiyor. Burada sandık falan var. Şu. Burada da yok. Aa, burada bir tane kasaya benzer bir karton var. Normalde bir kasa yok muydu bu oyunda ya? Ben yanlış mı hatırlıyorum acaba? Buralarda, bir dakika, bebeğin orada falan, yerlerde falan olabilir mi? Böyle bir yelkovan... Bir dakika, burada başka şeyler yok muydu bu arada? Bir saniye, burası değişmiş arkadaşlar. Tik tak, tik tak. Sam'le tanışın. Cansdale değil, 24 Mart 2000. Haber Lacey Mitchell. Sam Carlton. Kentin simgesinin babası olmayı beklemiyordu. Geçtiğimiz yaz TV'de yayınlanan Amanda The Adventurer programının ve programın baş karakterinin oldukça özel olduğu anlaşıldı. Kendini mücadeleci yazar diyen bu adam için her şey evlat edindiği kızı ve hayata yeni bakışıyla başlamış. Yakın zamanda Sam'le birlikte Sunflower lokantasının meşhur çilekli muzlu kreplerini tattık. Çilekli muzlu. Bu esnada hayal gücünün değeri, gündelik maceralar ve Amanda'yı gelecekte neler beklediği konusunda sohbet ettik. Amanda'nın yapımcısı galiba bu arkadaşlar, Sam. Bir dakika, onu da yazalım. Sam, Amanda diye yazalım buraya. Şurada ne yazıyor? Lancy. Sam çocuklar Amanda'yı ve maceralarını konuşmadan edemiyor. Bu küçük programın bu kadar sükse yapmasını bekliyor muydu? Yani bu kadar popüler olmasını. Ve Sam de diyor ki, küçük program mı dediniz? Küçük program dediniz değil mi? Ancak sadece sadelikte bir zerafet vardır. Büyük bir yapımsa bütçemiz olmayabilir. Ancak bundan üstün olan bir ruhun olduğuna inanıyorum. Şehrin benim bebeğimi kucaklamasından dolayı son derece onur duyuyorum diyor. Lacey de programın büyük bir kısmı senin hayal gücünün eseri. Çocuklara yönelik böyle bir programı yapmak için İlham aldığın devamı ne acaba? Aa. Bir dakika. Bu yelkovanla bu arada yapışmış oraya, şey yapmış, zımbalamış. Bir dakika, bunun arkasında da bir şey var ama. İlham aldığın. Bu arada burada Celtic'teki önemli eşya çalındı diyor. Ama yazı tam olarak okunabiliyor mu arkadaşlar? Tam okunmuyor galiba. Ama istiyorsanız siz yine bu, ben şöyle tutayım. İstiyorsanız burada bir ekran görüntüsü falan alıp bunu şey yapabilirsiniz. Bir bakabilirsiniz yani yazıya. Şu anda ben göremiyorum ama yani ufak olduğu için. Neyse, şimdi şunu 5.15'ti değil mi? Şunu bir 5.15'e getirelim bakalım ne olacak. Aha, taktık bu arada, tamam. Bunu şimdi 5'e mi getireceğiz? Bu akrep mi, yelkovan mı? Bir dakika, bu değil, dur. Şu akrep herhalde.
Aynen bu akrep. Bunu 5'e getireceğiz. Bakalım ne olacak. Tamam. Evet orada bir şey açıldı. Ne açıldı? Aa kasa. 826. Bir dakika şunu da yazalım. Kasa. 826. Kaset verdi bize. Güzel. Tamam. Başka bir şey var mı? Etrafta. Yalnız bu melodi biraz garip bir hale gelmeye başladı arkadaşlar. Kasa vardı burada. Kasa yok şimdi. Tamam şimdi ben bu kaseti de takacağım. Ondan sonra ilerleyeceğiz herhalde. Buradan her şey çürüyor diyor. Yeni kaset. Tekrar selam benim ama. Hadi bakalım pikniğe geldik. Piknikte ne yeriz abi? Yani nedir? Ha, bu hiç hoşuma gitmedi. Bir şey demedim ki. Amanda, what's that smell? I've never smelled anything like that. Hadi bakalım, kübü koku mu geliyor? I don't know, Wooly. You're right. It's a bad smell. What do you think is making that bad smell? Kötü koku nereden geliyor? Şu arkada bir şeyler var ama şu mu acaba? No, that looks fine. Yo, o iyi görünüyordu. Nereden bileyim ben? Nereden? Ben Amanda senden mi geliyor? Bunu bilerek mi yapıyorsun? Bu kötü koku da nerede? Aa o yerde bir şeyler oldu. Bunlar ne? Bunlar şey gibi sanki bir organ falan gibi. Nereye tıklayacağım? Buradan geliyor herhalde ama buraya tıklayamıyorum arkadaşlar şu an. Aa burada şey var. Evet haklısın diyor. Oradaki kitap gibi bir şey var. Ha sandviç berbat kokuyor çünkü çürümüş. Çok kötü ayrıca. Bu kütük de çürüyor. Yaşamayan şeyler çürür. Hmm, tamam. Teşekkürler Amanda. Canlı kelimesinin zıttının ne olduğunu biliyor musun? Canlının zıttı ölü. Doğru. Kütük ölü. Ölü canlının zıttıdır. Aferin. Tamam. Su veya ışık alamazsa ölebilir. Harbiden pikniğimize dönseydik biz ne anlatıyorsun? Hayvanlar da ölebilir. Bay Tilki'ye baksana ölmüş ve çürüyor. Bak arkada bir görüntü vardı. Siz ona bakın yine. Ben şey yapamadım. Göremedim arkadaşlar. Silah bıçak çalılardaki zehirli böğürtlenler. Çalılardaki zehirli böğürtlenler. O olduğunu sanmıyorum. Silah. O değil. Şu komik diline baksana. Aptal şey. Onu ne öldürmüş? Bize söyleyebilseydi güzel olmaz mıydı? Ne olacak? Canlanıp söyleyecek mi? Ne? Bay Tilki. Sizi ne öldürdü? Şimdi Bay Tilki dile geliyormuş. Bıçak. Şu çirkin ve eski ayı tuzağıydı. Ha, tuzağa ölmüş. Her şey çok geç olana kadar başına gelecekleri bilmiyordu. Hmm. Evet biraz ileri gitti. Hoşuma gitti. Bizim de hoşumuza gitmedi ama yapacak şey yok. Bugün çok fazla şey gördük. Aynen. Çürümüş bir sandviç kütük. Tilki sandviç kütük. Tilki. Kendimi çürüyormuş gibi hissediyorum. Ama uzaktaymış gibi geliyor. Bunda not aldım bu arada. Burada çürümüş bir şey yok. Ne düşünüyorsun? Ooo, postayı koydu Amanda. Buna cevap vermen gerekmiyor. Her şey çürür mü? Evet. Korktuğum şey de buydu diyor. Aa evet. Bir dakika ne oluyor? Ne oluyor? Bir dakika bu şeyde de geliyordu. Oradan entity yani karanlık varlık çıkıyordu. Tamam burada bitiyordu demo. Çıktı bu. Hocam ne yapıyorsun? Duruyor orada. Kaçamıyorum da bir şey yapamıyorum. Geliyor. Hayda. Bu sanıyorum arkadaşlar bu arada oyunun sonlarından bir tanesi herhalde. Çünkü oyunun ana menüsüne attı bizi. Şu an biz neredeyiz? Sanırım bu kötü son diye düşünüyorum. Çünkü yani entity bizi yedi. Üstümüze jumpscare attı. Bir dakika şu anda bizim peki... Ha bir dakika... Bir saniye ama. Ne oldu orada bir ses geldi bir anda. Bizim şu an bir kasa şifremiz vardı ya. Bir kasa şifresini yazmıştık. Neydi o? 826. Onunla bu kasayı açamaz mıyım? Kasa bu işte. Nasıl fikir? Dur. 826.
Ha bir dakika dur ya. Bunu yapıp sonra kasayı mı çevireceğiz? Heh tamam. Bir saattir şey yapıyorum. Kendi kendine açılacak sanırım. Aa bir dakika. Bu ne? Durdurma düğmesi. Bu durdurma düğmesini yine görmüştük şeyde. Bunu buraya takıyorduk. Tamam. Şimdi peki bir şey söyleyeceğim. Şurada kırmızı, turuncu, mavi, bej, patates, lila, sarı falan diye şeyler var. Şurada bir şey var. Buraya mı koyacağım? Evet buraya koyacağım. Tamam burada farklı bir şey yok. Her şey aynı. Şimdi bu durdurma düğmesini denemek istiyorum. Bir dakika. Durdurma düğmesi ne işe yarıyor? Bunu şeyde görmüştük. Gizli dosyaların içinde görmüştük. Bu arada buraları hemen geçebiliyorum arkadaşlar. Bir dakika bir durduralım mesela. Şu an durdurdum. Şey farklı bir şey mi olacak bir yerde? Tam burada durdursam. Bak burada çünkü yangınla ilgili bir şey diyor. Bak burada durdur diyor ya arkadaşlar. O yüzden burada durdurdum ben. Çünkü burada durdurma işareti var. Burada 425'e 40 mıydı neydi onu yapsam. 425'e 40. Bir dakika. Oradaki sahne biraz farklı bir sahne değil mi bu arada arkadaşlar? Şu an farklı. Bir dakika bu ne? Aa bu sahneyi görmüştük. Hatırladınız mı bu sahneyi görmüştük? Bak şimdi çığlık atıyor Woolly galiba. Aa evet. Yangın çıktı. Çığlık atıyorlar o yüzden. Tamam peki şimdi ne oldu? Evet böyle gizli bir sahne daha var arkadaşlar. Bu sahneyi bulmuş olduk galiba. Ha bir dakika. Burada bir şey var. Fırın, etli börek. Malzemeler 200 gram patates, 200 gram mantar, 350 gram et. Yapılışı 525 derecede önceden ısıtın fırını. Bir kek kalıbında eti, patatesi ve mantarı karıştırın. 50 dakika pişirip afiyetle yiyin. Patates, mantar ve et diyor. Hmm. Şimdi burada peynir var. Patates, mantar ve et. Şimdi bizim şurada bir kabımız var. Kabı yalnız kabın alt tarafı falan biraz şey olmuş. Şimdi şurada bir şey var. Mantar var. Bunu ben görmüştüm. Bu güzel. Yalnız şu robot ve bebek her seferinde beni şey yapıyor ya. Korkutuyor yani. Şöyle koyalım bir dakika. Niye buraya tam oturmuyorsun sen ya? Tamam şurada durur musun? Aa. Tamam neyse. Mantar. Tamam mantar tamam da. Patates ve et diyor. Patates ve et. Bu ne mesela? Bir dakika. Şurada notlar vardı. Ha patates. Ay şeklinde. Bir dakika. Patates dediği şu şekli bulacağız o zaman arkadaşlar. Ay şekli. Ay şekli saksıda olacak herhalde. Ay. Bu değil. Aha bu. Bunu şeye mi götüreceğiz? Bu arada burada başka bir şey kaldı mı? Yok. Kasanın içinde bir şey var mı dedim ama yok. Tamam bir dakika. Şuraya onu koysam ne olur? Bak burada filizleniyor. Aha. Ne oldu? Saksıyı üstüne koyduk yanlışlıkla. Aa. Bir dakika. Aa bu patates. Bir saniye oradan damlayan suyla filizleniyor. Tamam. Şimdi patatesi de böyle koyduk. Et olarak ne koyacağız onu anlayalım. Et şu mu acaba et dediği ya? Deneyelim mi? Ne kaybederiz? Peynir bu gerçi ama. 525 derecede bir kek kalıbında eti, patatesi ve mantarı karıştırın. 50 dakikada pişirin diyor. 525 50. Bu et değil bu arada içine koyduğumuz peynir ama deneyelim mi? Yok yok tamam tamam ya. Tamam ya. Niye böyle bir şey yaptın anlamadım ki. Tamam şimdi bu peynirin bir alakası yoktu arkadaşlar. Peynir burada kalsın. Tamam. Şunu şey yapalım. Şuraya koyalım. Ha bir dakika. Et dediği acaba şurada şey var ya fare kapanında bir fare falan gibi bir şey mi? Aa peyniri oraya koyalım. Dur. Ya var ya harbi diyorum. Efsaneyiz ha. Bak şimdi.
Ha dur, şöyle yapalım arkadaşlar, bir dakika bak. Bak, şimdi bunu şöyle koyacağım la oğlum, hepsi düştü ya, dur. Tamam, sen şurada bir durur musun? Ben sadece üzerindeki mantarı almak istiyorum. Üzerindeki mantar düşmüyor da bu arada. Nasıl alacağım peki ben bunun üstündeki tek mantarı? Alamıyorum ki. Bir dakika, sadece peyniri koysam da şey yapacaktım. Tabakla birlikte koyacaktım da. Dur bakayım, şuraya koysak ne olur? Koyulmuyor ki. Aha, koyuluyor. Tamam. Aha. Fare mi? Evet, fare. Tamam, fareyi bulduk arkadaşlar ve et işte, al sana et. Yani böyle bir yemek olur mu ya? Bu nedir arkadaş? Tamam, neyse. Evet, ne verecek bize? Ha işte bu yeni kaset. Tamam. Kemirgen geri dönüşümü diye bir tane başarım verdi bize. Mahallede diye bir tane daha kaset, ama aynı kaset mi bu? Mahallede kasetini zaten daha öncesinde izlemedik mi? Galiba izledik ama neyse. Bakalım. O bu başka kaset. Bir dakika. Selam, ben Amanda. Ben de Wooly. Güzel. Arkadaşlarımızdan bazıları belki mahalleye dönebilir. Aa bak, bir dakika. Bir saniye arkadaşlar. Bu arada durdurmak istemezdim ama arka taraflarda da şeyler var şimdi. İnsan gölgeleri, şu siyah şeyler var ya yerlerde, ondan bahsediyordum. Tamam. Yani çok fazla arkadaş olması ne güzel. Acaba onları öldürüyorlar ve o yüzden mi gölgeleri var? Arkadaşıma özel bir şey göndermek istiyorum. Bak burada kart almak için dükkana gitmem gerekiyor. Şurada şeker dükkanı da var bu sefer. Dükkanın ne? Ha, kasap da var. Dükkanın nerede olduğunu biliyor musun burası? Kötü bir şey oldu. Ona nasıl bir kart göndermeliyim? Nasıl bir kart? Şunu gönder gitsin. Bu arada burada 3 var, 4 var ama bunlardan bir tanesi mi bizim şey yapmamız gereken? Şuradaki kartlarda 3, 4, 4, 4 falan yazıyor ama şuydu bu arada, 2, 2, 2. Mor, sarı. Bunlarla ilgili bir şey olabilir mi? Yok, bu doğru değil. Şu herhalde o zaman. Bunu istediğimizi sanmıyorum. Aha. Amanda'nın kafası karıştı. Wooly. Bugün benim doğum günüm. Hadi bakalım. Hadi ona yardımcı olalım. Tamam, hadi oğlum. Hadi bir kart seç dostum. Bir tek bu kaldı zaten. Tamam. Bunun doğru olduğundan eminim. Tamam, bu karta bayılacak. Arkadaşım. Aha. Kişiler. Arkadaşım doğum günü var diyor. Ha. Wooly'den mi bahsediyor? Nereden hediye alabilirim? Hadi ona biraz şeker alalım. Tamam. Şuradan. Evet, biliyorum burası. O arada bir şey... Neden böyle yaptın? Ben bir şey yapmadım. Aa, her yer kasap oldu. İyice karanlıklaştı işler arkadaşlar. Bana yardım eder misin? Oo, kızdı bize. Sakin ol. Şimdi oraya gitmek istemiyorum. Yalnız tıklıyorum, öbürüne geçiyor. Oo. Oraya gitme... Oo, tamam, sakin ol. Bağırma bak, ben de bağırırım. Hayır, tamam, bağırma. Sakin ol. Neden durduramıyorum diyor. Çünkü beni durduramazsın. Burası şekerci değil. Burada istediklerim yok. Wooly kasabı sevmiyor, koyun olduğu için. Arkadaşıma özel bir şey almak istiyorum. Tamam, al. Ne yapayım yani? Ben mi tıklayayım? Tamam, kasaba tıkladım. Et al. Eyvah, beni buradan çıkar. Bu güzel bir kart. Arkadaşına vermek ister misin? Arkadaki binalara bakın. Kart kime gidecek? Bunu kime göndermeliyim? Riley değil, Kate değil. Wooly. Ha, Wooly. Aa, Wooly. Bugün senin doğum günün. Tamam, çok güzel. Tamam, mahallede kasetinde bu şekilde
Amcaoğlu bir dakika, orada şimdi kocaman bir defter gibi bir şey var arkadaşlar. Bu ne? Nerede 24/7? Denedik mi? Kasap. Gittik şekerci. Beni sen aldın. Şimdi buraya tıklayalım. Şuraya mesela tıklayabiliyoruz ama. Şöyle yapalım. Aynı yere gittik. Bir dakika, nerede? Gittik denedim, böyle yaptım. Bu sefer değişti mesela. Şimdi şöyle. Burası böyleydi zaten. Şu olmalı. Şöyle renklerine göre değişiyor ya. Şimdi bu da. Şöyle olmalı. Evet, burada birisi ölüyor arkadaşlar bu arada. Enteresan ama burada başka bir yere tıklayabiliyor muyuz? Hayır, tıklayamıyoruz. Peki bu ne acaba? Bunun anlamı ne olabilir? Şimdi elimizde guts diye bir kelime var. Guts diye bir kelime var. Cesaret gibi. Bunu kullanabileceğimiz şey, şimdi bunu kullandık, bunu kullandık. Bu kullandığımız şeyleri tekrar bence kullanmayız bu arada. Mesela şunu kullanmadık. Bu ne? Bunu şu anda kullanamıyorum herhalde. Ama buna şeyde tıklanıyordu sanki. Şu an tıklanmıyor galiba. Şunu da kullandık. Şu var. Bu neymiş? Ha, burada harfler var. Dur bakayım. Acaba guts buraya yazabilir miyiz? Burada T var. S var. Ha, açıldı. Bir başarım daha kazandık bu arada. Boya kalemi kesici diye bir şey. Aa, bir tane. Aa, bir makas buldum. Tamam, çok güzel. Burada bir tane de şey buldum arkadaşlar. Yalnız makas orada sallanıyor. Tamam, neyse. Şu an ben bir tane daha kaset buldum. Kasetin üzerinde ne yazdığını okuyamıyorum bu arada. Tamam mı? Dur şöyle ışığın altına geleyim. Aile. Aile de nedir? Aile de nedir diye bir kaset bulduk arkadaşlar. Bakalım aile de neymiş, hemen bir bakalım. Evet, şu an aile de nedir isimli kaseti. Aa, selam dostlar, ben Amanda. Hayvanat bahçesindeler. Bir hayvan sesi çıkardı. Çünkü o bir koyun. Tamam. Burada da domuz, keçi, tavuk var. Yazalım. Domuz, keçi. You sound tavuk. Just like Wooly. Wow, yeah. You sound just like me. Aa, bir dakika. Acil durum uyarısı, fırtına uyarısı dedi. Bir sürü hayvan var, tamam. It's fun to spend time with animals. They are very different from people. They look different and they don't talk like people. İnsanlar gibi konuşmuyorlar falan, Amanda. Tamam. I'm an animal and I animals ben de bir hayvanım. Talk, silly. Eyvah eyvah. Wooly'ye iyice postayı koydu. İşaretlere bak. İşaretlerdeki hayvanlar gibi sesler çıkaralım. Are you ready? Hazır mısın? A goat says, keçi. Meh. A chicken says, chicken, tamam, tavuk. Diğeri de domuz. A pig says, like. Ooo, işte bu, böyle bir şey bekliyordum bu arada. Ne eğlenceliydi. Hayvanlar komik sesler çıkıyor. Gerçekten çok eğlenceli. Şunu şuradan çekeyim de bari. Bir ailen var mı? Bir hayvan ailesi görelim. Hadi bakalım ne göreceğiz acaba? Tavukları görmek istiyorum. Bana tavukların nerede olduğunu gösterir misin? Şurası. Hadi gidip şu aptal tavukları görelim. Ne istiyorsun? Aa, tavuklar. Ne kadar güzel bir aile. Bir anne tavuk ve yavru tavuklar görüyorum. Ve bir de baba tavuk görüyorum. Üç tane babaya ne dediklerini biliyor musun? Horoz. Ah, otoks yazdım ya. Benziyor. Aa bak, gene şey, fırtına uyarısı verdi arkadaşlar. Hortum, yani fırtına dediğim böyle hortum çıkar ya. Abi gene yanlış yazdım, şaka mı bu? Tamam tamam. Sinirlenme. Horoz al. Babaya horoz denir. Tamam. Süper. Anneye tavuk ve yavrularına da civciv denir. Bu arada solda başka hayvan resimleri vardı. Göremedim. Bazen anneler yavrularını yer mi? Yok artık. Yavrusunu yedi. Bak orada neler var bu arada?
Ben şimdi koyunları şey yapalım. En üstte yılan var. Yılan, koyun, onun altında da örümcek. Bunlar bu arada aynı mıydı? Biraz önce değişti mi yoksa ya? Neyse, koyunları Woody'nin ailesinin yanına gidiyoruz. Hadi bakalım. Hayır diyor Woody. Gideceğiz. Güzel koyun ailesine bak. Tüm koyunlar ait oldukları yerde. Woody mutlulukla haykırıyor bak. Aha bu bak, burada da bir yine fırtına uyarısı. Kedi geldi. Ne yapıyorsun kedi? Selam minik kedicik. Evet, kedi yalnız. Koyunların yanında ne işi var? Nasıl? Üzgün. Üzgün. Yok, mutsuz. Mutsuz. Kedicik miyavlıyor. Amanda çok korkmuş olmalı. Korkmuş. Kedicik inliyor. Onu sevecek kimse yok. Nasıl hissediyordur? Yalnız. Ha, yalnız, tamam. Kedicik tek başına. Tamam. Ona yardım edecek kimse yok. Tamam, anladık. Yalnız kediciye yardım edecek misin? Evet. Koyun haykırıyor. Arkada koyun haykırıyor arkadaşlar. Ne oluyor koyuna? Evet dedim ve kaldı böyle. Hayır dememi bekliyordu ama görüntü iyice bozuluyor. Aile de nedir? Oo, bir dakika arkadaşlar. Arkada çok enteresan bir şey var şimdi. Yine hem Humane yazıyor. Follow us to fun. Tamam, şimdi bu şekilde bunu dön. Şimdi şöyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Bu biraz önce arada uyarılar geçiyordu. O uyarılar geçerken kaseti durdurup o şekilde yapsak acaba, hani. Bu mu acaba? Bir dakika. Şimdi burada yıldırım ve yağmur diyor. Evet, bu aslında. Dur bakalım. Şimdi böyle yapınca olur mu? Evet, çok güzel. Evet, şu anda arkadaşlar son uyarı bu olmalı. Bunu da buldum. Hemen şunu da çevirelim bakalım, o mu? Zaten toplam 4 tane uyarı var. Abi ne oldu bir anda ya? Üstüme doğru uçmasaydı en iyiydi. Günün hava durumu. Tamam, bir tane daha kaset bulduk. Bunun şeyine her şey çürüyor. Aile denedir'i bitirdik. Şimdi bunu takıyoruz. Her şey çürüyor. Bu yeni kaset. Tekrar selam. Ben Amanda. Tamam. Ben de Woody. Takıldık. Hadi bakalım. Bu koku da ne? Evet, bu kötü kokuyu ne yapıyor? Şu yapıyordu. Bu yenisi bu arada. Tamam. Burayı görmüştük. Canlı kelimesinin zıttının ne olduğunu biliyor musun? Tamam. Bunu biliyorum. Ölü. Dead is the opposite of alive. Good job. When an animal dies, it rots too. Evet, burada hızlı hızlı geçiyor ve arada bazı garip şeyler oluyor. Kedicik miyavlıyor. Bu kediciğin başı büyük belada. Birisi yardım edemeden ölebilir diyor. Should we help the kitten? Kediciye yardım etmeli miyiz? Evet, tabii ki. Aa, o kafesin içinde. Yardım etmeliyiz. Aman da bak, o kediye bir şey yaparsan seni bulurum. Anlıyor musun beni? Bir dakika. Ben bir şey yapmadım. Kendi kendine kapandı. Arkadaşlar şey oldu, siyah oldu yalnız bu. Bir dakika. Bir saniye, bu ne? Bura ne? Ne oluyor? Nereye geldim ben? Kaçınılmaz son isimli bir yere geldik arkadaşlar. Bir dakika, bu ne? İnanamıyorum, bu neydi? Bir dakika, biz kasaba geldik. Bu arada yeni bir tane daha sticker gibi bir şey mi geldi buraya? Biz bir kasaba geldik ve o kasapta bitti her şey. Bu da yine kötü sonlardan birisiydi anladığım kadarıyla. Yani orada bizi öldürdüler mi? Herhalde öyle bir şey oldu. Neyse, tekrar aynı yere kadar bir gelelim bakalım. Daha nasıl devam edeceğiz? Devam edelim oradan. Şimdi bizim kullanmadığımız ne var? Bu kasadan da aldık. Şurada şey vardı. Makasımız vardı ama makas kasanın içinde mi şu an? Herhalde kasanın içinde. Bir dakika, şunu bir alalım. Buraya Guts yazıyorduk.
Onu bir yazalım. Şöyle. Şurada da S. Bir dakika, bunu bu şekilde açalım. Tamam. Şimdi bunun içinde kaset vardı bir tane. Kaseti izlemiştik zaten. Şimdi şurada bir tane makas vardı arkadaşlar, kullanmadığımız. Şimdi makası kullanmadık bir. Tamam mı? Başka ne kullanmadık? Saati kullandık. Fırını kullandık. Kasayı kullandık. Kullandığımızı bir daha kullanmıyoruz. Bunu kullandık. Şurada oyuncak var. Oyuncağı kullanmadık. Oyuncağı bunu saplayabilir miyiz? Diyeceğim, saçma. Şu panonun içinde bir şeyler kesilebilir mi? Ha bak, şurada bir tane şey var. Galiba bunu kullanmadık herhalde. Şuraları falan kesebiliyor muyuz? Yok, kesemiyoruz. Şurada oyuncak bebeğimiz var ama. Oyuncak bebeği... Aa! Oyuncak bebeğin kafasını kestik. Bir dakika, panolardan bir tanesinde mi vardı? Öyle bir şey vardı. Bir yerde görmüştük bunu, hatırladınız mı? Bu ne? Bir şey var orada. Aa, pil. 3A pil bulduk arkadaşlar. Şey, kumanda pil değil de normal kalem pil bulduk. Onu da buraya mı takacağım acaba? Nereye takacağız? Aha, arkasında yeri var arkadaşlar. İşte taktım. Tamam. Selam, ben Blabot. Şimdi eğlence zamanı. Tamam. Şimdi buraya bir şey yazmam gerekiyor benim, değil mi? Blabot. Blabot, buraya ne yazmam gerekiyor? Kasetlerden birisinde olan bilgilerimiz vardı. Tamam. Bir dakika, şurada bir numara var. Şimdi elimde kağıttaki numaralara bakıyorum. Saatler var. Kasa 826 diyor. 826 olmaz diye düşünüyorum. 826 bu değil. Şu diğerini bir yazacağım şimdi. 1503. 1503. Belki başka zaman dedi. Bu da değil. 1503. 25 var bir de sonunda onun. Doğru dedi. Doğru ama bunu nereden buldum? Bir tane kasetin içinde yazıyordu ve kağıda yazdım desem şimdi senin için yeterli olur mu? Nasıl bunu şey yapabilirim, sana ispatlayabilirim? O kaseti mi tekrar bulmamı istiyorsun? Sanırım o kaseti tekrar bulmamı istiyor arkadaşlar. Hemen o kasete doğru ilerleyeyim o zaman ben. Tamam, bak bunu nereden buldum biliyor musun? Hazırladım onu da. Bu zaten ikinci kasette. Tam o noktada durdurabilirsek aslında iyi olur. Şimdi hemen şu başlarda bir yerdeydi ya, hatırlıyorsunuz, bak şimdi göreceksiniz. Neredeydi ama şeyi onu bilmiyorum. Dur, burayı geçelim. Burası mıydı? Tamam. Girer. Evet, burası. Bak 1503 falan filan bir şeyler yazıyor, gördünüz mü? Tamam, burası arkadaşlar. Tekrar o zaman 1503 1503 25, tamam. İyi ki yazmışız onları, yoksa hayatta bulamazdık bunu. Yalnız bulmacaları güzelmiş. Kate'e taziyelerimi sun. Birisi öldüğü zaman taziyelerini sunarsın ya. Kate halaya taziyelerimi sun diyor. Aa, bir dakika. Kasede bir şey oldu. Bu kasette ne var? Şimdi daha fazla oynamak istemiyorum. Bir dakika. Aa, arkada doğum günü pastası geldi. Bir saniye arkadaşlar. İşler biraz karışmaya başladı şu anda. Şu an bizim kullanmadığımız neler kaldı acaba? Tam karşımızda doğum günü pastası çıktı. Evet, hemen bir bakalım. İyi ki doğdun. Tebrikler, bir yaş daha büyüdün. Umarım en güzel yılın bu olur. 08 mum, 82 mum. Bir dakika şimdi. Yazalım bunu. Arka sayfaya geçelim. 08 mum. 82 mum. Yanında bir tane de robot işareti var. Bunu robota mı yaz diyor yani. 08 mum. 82 1 mi acaba? 82 1. Böyle bir şey olabilir mi? Aa, 325 derecede 30 dakika dedi. Bir dakika, 325 derecede 30 dakika. Çok güzel yalnız. 325 derece 30 dakika. Ne oluyor? Aa, burada bir tane mum verdi bize. Mumu pastanın üstüne koyacağım. Bu ne? Aa, bak burada bir tane daha bulmaca verdi.
Mum çarpı 4. 1 o yani. 1 çarpı 4. 4. 5 eksi mum 1. Şey 5 eksi 1. 4. 1 çarpı 1 artı 1. 2. Matematiğim iyidir. Eğer onlar 1 ise de 1 bölü 1. 1. 1 artı 1 artı 1. 3. 1 eksi 1. 0. Yeni yılın güzelliklerle dolsun sevgiler Blabbot. Tamam. 4 4 2 1 3 0 oldu bu da. Dur bakalım şimdi. 4 4 2 4 4 2 1 3 0. Bu da doğru. Pasta da olan kartta. Pastada olan kartta. Şimdi bu kartlardan bir tanesini pasta. Bu değil zaten. Bunda bir şey yok. Şunda bir şey var herhalde. 1 çarpı 4. Şimdi şöyle iki tane mum olduğu için acaba 2 çarpı 4 mü yapacağız? Yani 8 mi yapacağız? Deli matematik problemleri yalnız. 5 eksi 1 değil de 5 eksi 2 o da herhalde. Yani bir mum yerine 2 mum koyuyorum şuradaki denkleme. 5 eksi 2 3. 1 çarpı 1 yerine 2 çarpı 2. 4 artı 1 5. 2 bölü 2 bu 1 gene. 2 artı 2 artı 2 6 2 eksi 1 1 mi acaba? Şu anda elimde şöyle garip bir kod oldu ama 8 3 5 1 6 1 gibi bir kod oldu arkadaşlar. Bir dakika bir deneyelim. Ne kaybederiz? 8 3 5 bir dakika. 8 3 5 1 6 1. Aha oldu. Bu ne? C C D G F E. Notalar. C, 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 D, C, C, D, C, F. Bu arada elinizde kağıt kalem olmadan bunu yapamazsınız. Şu herhalde. C, bir dakika. C, C, D, C, F, E. Oo, bir dakika bir tane daha mum bulduk. Yani bütün her şey bunun için miydi? Gerçekten mi dostum? Tamam bir tane daha mum. Evet ne oldu? İyi ki doğdun şarkısı geliyor ama bu ne? Aa kaset. İçinden kaset çıktı arkadaşlar. Olamaz kazalar. Doğum günün kutlu olsun diye bir başarım kazandık. Yalnız Happy Birthday to You şarkısı hiç bu kadar korkunç olmamıştı herhalde arkadaşlar. Gerçekten enteresandı. Şu anda bu belki de artık aynı kaseti 3. izleyişimiz falan olabilir mi bilmiyorum ama öyle bir şey. Kaseti izleyelim bakalım içerisinde neler var. Değişik bir kaset. Fazla zamanımız kalmadı. Bana güveniyor musun? Evet, sana güveniyorum. Hayır desek? Ha bir şey yazarken Amanda çağırdı. Lily had an accident. When a friend has an accident, sometimes nobody can help them. But we can try. Bakış çok iyi baksana. No, Amanda. I'm fine. Ben iyiyim. I just Poor Wooly is so confused. Wooly'nin kafası karışmış. Dur onun kafasını bir first, yere sürtelim de kendine gelsin der gibi psikopat Amanda. Wooly'nin neresi kırılmış? Wooly'nin dizi kırılmıştı ama. Isn't Wooly acting strange? Wooly garip davranmıyor mu? What could be wrong? Ne yanlış olabilir ki? Don't you care about Wooly? Umurunda değil mi? Yardımımıza ihtiyacı var. Tamam ne yapayım? Üstüne tıklıyorum işte. Bunu şimdi iyileştiremezsek işler daha da kötü olacak. Tamam şu mu? Burada yanlış olan şeyi tek gören ben miyim? Niye böyle zoomlandı yalnız? Wooly'nin kafası kırılmış diyor. Ama Doktor Amanda yardım etmek için burada. Eyvah Wooly'nin bakışa bak. Hadi hastamızı hazırlayalım. Bunu iç Wooly. I don't know, Amanda. İçme içme. Wooly içme. Hepsi rol. Hayır içti. Amanda canım yanıyor. Ah, dedi ve gitti. Wooly niye içtin onu? Aa, buraları da görmüştük. Hastanın beynini ameliyat etmeliyiz diyor. Amanda ne yapıyorsun sen psikopat? Kafasını iyileştirmek için hangisini kullanmalıyız? Testere çekip dişçi pensesi. Ya dalga mı geçiyorsun ya? Kafasını iyileştirmek için ne kullanırız? Ne bileyim ben. Makasla ve en azından en az zarar veren makas bence. Başka ne kullanabiliriz? Şunu kullan. Çekiçle vurma. İşler karışır diyor.
Bunu kullanacak mecbur. That looks hard to use. Kullanması zor görünüyor. Ne kullanalım? Deneyebilirim diyor. Tamam kullan işte bir şey. Seni kandırdım. Üçünü de kullanacağız. Eyvah psikopat. Abi hayır. Willy mücadele ediyor. Hasta kart koyuyor. Yardıma ihtiyacım var. Hayır hayır. Yardım et lütfen. Kime yardım edeceksin? Tabii ki de Willy'ye. Demek bana yardım etmeyeceksin. Hayır sana etmeyeceğim. Kendi başıma yapabilirim. Hayır. Hayır. Hayır dedim sana. Hayır. Aa orada bir kaset var. Ne oluyor? Arkadaşlar arkada bir kaset çıktı. Bir dakika böyle duran bir kaset. Bu ne? Bunun adı ne? Riley'nin favori filmleri diyor. İnanılmaz. Yeni bir kaset daha. Abi ne kadar güzel yapmışlar ya. Ben Willy. Merhaba. Ha, bütün hepsinin karışımı bu herhalde. Bir dakika. Bir saniye. Orada bir şifre var arkadaşlar. Bir dakika dur. Durdura durdura gideceğim. Bekle. Bir dakika. I am Willy diyor burada. Hi. Selam. Tuzak kapısı. Şeker. Tuzak kapısı şeker. Şu aynı not herhalde. İyi ki doğdun diyor. Aa şurada bir kaset var. Bir dakika. Yerde bir kaset var. Bu ne? 1984 yazı. 1984 yazı diyor. Dur bakalım. Bu neymiş? Benim elmaya alerjim var. Aa ilk başa döndü. Dur. Kesilmiş kaç tane sandalye? Kaç tane mantar? Kaç tane meyve? Kaç ışık? Güzel sorular bunlar. Şimdi biz bunun cevabını bulduğumuz zaman arkadaşlar zaten... Dur şimdi. Şimdi burayı durduramıyoruz. Değil mi? Burayı durduramıyoruz. Dur şimdi. Bir sonraki yerde durdursam. Kaç tane ne diyor burada? Kaç tane sandalye? Kaç mantar? Bir dakika dur. İçeridekileri sayacağız herhalde. Kaç sandalye? Kaç mantar? Diğeri ne? Bir de ona bakalım. Herhalde onları yazacağız bir yere koyalım. Meyve. Meyve. Işık. Kaçar tane var onu soruyor bize. Tamam. Şimdi kaç tane sandalye var? Sayalım. 1. 2. 1, 2. Başka var mı? Arkada falan. Yok. Şunu sayacak mıyız? Herhalde sayacağız. 3. 2 ya da 3 diyelim. Sandalye. Kaç tane mantar var? Tamam mantarlar o şeydeydi. Bu arada o kasanın içerisindeki şeyi daha önceden zaten izledik. O yüzden tekrar izlemiyorum. Kaç mantar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaç tane meyve var? Bu arada bir tanesini de pişirmiştik ama o sayılmıyor herhalde. Kaç meyve var? Şurada meyvelerin sayısına bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 meyve. Kaç tane ışık var diyor. Işık. Işık ışık. 1. Şurada var 2. 28, 52 ya da 38, 52 gibi bir şifre olabilir. Şuraya mı yazacağız acaba? Dur bakayım. 28, 52. Böyle bir şey olmadı. 38, 52. 38, 52. Bu da olmadı arkadaşlar. Niye olmadı? Aslında mantıklı yapmıştım hepsini. Tekrar bir daha bir bakacağım arkadaşlar. Bir saniye. Işık 2 tane var. Tamam. Meyve 3, 5. İçinde falan bir şeyler var mı? Ya da başka bir yerde bir meyve falan var mı? 5 tane var değil mi? 28. 52 oluyor. Gene şöyle bir etraf. Bu ne? Yok o değil. Bir dakika şu arka tarafta. Aa orada bir tane elma var. 6 o. Bir dakika 28, 62 oldu o zaman. Bak şu arkada bir tane daha elma varmış. Onu görmemiştim. Bir dakika 28, 62. Tamam bu oldu arkadaşlar bu arada büyük ihtimal.
28-62. That is not it. Bu değil diyor. Bir dakika, acaba bunu başka bir yere mi yazmalıyız diyeceğim. Şu açmadığımız kasanın şifresi kaç haneli acaba, burası falan mı? Bu çünkü yani eminim. 28-62. Değil mi? Aynen. 6-2. Dur bakayım. 28. Aha, açıldı. Arkadaşlar, açıldı. Sanırım bu arada bu son... Aa, eşyaları bulduk. Ceketler var. Kova var. Tamam, bir dakika. Burada bir kovamız var. Sen şurada bir güzelce dur. Bu neymiş? Ev filmleri diyor. Arkadaşlar, ev filmleri diye bir şey daha bulduk. Hadi bakalım, bir de bunu izleyelim. Ev filmleri. Hemen taktım kasede arkadaşlar. Ve bakalım bunda ne var. Bir dakika. 4-0-1-2-5-8. 4-0-1-2-5-8 değil mi? Fazla zamanımız yok falan dedi. Tamam, bu geçmiş kasetlerden şeyler var ve içinde sadece şifreler var. Şimdi bir dakika, bu başka bir şeyin şifresi de olabilir mi? 4-0-1-2-5-8. Şuraya bir yazalım. 4-0-1-2-5-8. Önemli olan içindekileri, önemli olan içindekiler diyor. Dışındakiler değil, içindekiler önemli diyor. Şimdi bir dakika, şu içindekiler önemli dediği, acaba senin içindeki piller mi yani? Pilleri alsam, pilleri alamıyorum. Bir dakika, ne diyor? Dikkat, Bloodbot'u ıslatma. Yok artık. Şu an elimde kova olması şans mı? Şuradan o zaman ıslatayım ben. Dur bakayım. Aha, bir damlayla hemen doldum mu ya? Kova biraz çabuk doldu. İçine bir de mantar atalım. Yok, mantar. Aha! Bu ne? İçine mantar atınca mı böyle oldu? Balık gibi bir şey çıktı. Aa, balık çıkıyor arkadaşlar. Bu değişik bir gizem buldum. Çok iyi. Neyse. Tamam, bunu alıp robotun üstüne doğru şöyle. Ah. Ah. Lütfen. Beni unutma. Seni asla unutmayacağım. Ne oluyor? Patlayacaksın mı? Islatma diye arkana yazı yazmışlardı. Ben de ıslattım seni. Dur, yavaş. Aha. Patlamadı ki. Aa, burada bir şey var. Anahtar mı? Anahtar. Tamam, şimdi burayı açmıştık zaten. Bizim açmadığımız nere kaldı? Şu mu kaldı? Bir tek bu kaldı herhalde. Aynen. Aa, açtık arkadaşlar. Bunu da açtık. Bir dakika, bu ne? Ne yazıyor? Paylaşabiliriz yazıyor üstünde galiba. Bu arada bu oyunun daha fazla sonu da vardır, ben eminim arkadaşlar. Yani bunun daha başka sonları da kesin vardır diye düşünüyorum ya. Bu ne bakalım? Paylaşabiliriz diye bir kaset bulduk arkadaşlar. Şu anda kaset... Aa, Amanda şarkı söylüyor. Woolly yok. Woolly kırmızı olmuş. Niye öyle? Selam, ben Amanda. Amanda. When you're friends, arkadaş olduğunuz zaman birbirinizle her şeyi paylaşabilirsiniz. Bu sefer masum görünüyor. Hayret. I can share my crayons with you so you can have fun coloring too. Boya kalemlerini paylaşma. Look at silly Mr. Fox. Şu aptal Bay Tilki'ye bak, Mr. Fox dedi. Sharing shows you care about someone. Friends can share toys. Tamam. They can share snacks. Atıştırmalıklarını paylaşabilir. I'll share some of my snacks with you. Which snack would you like? Atıştırmalıklarından hangisini istersin? Peynir yiyeyim ben. Yum, that's my favorite. O benim en sevdiğim. Tamam, onu Friends almayayım can o zaman. Share other things too. Başka şeyler de paylaşır. They ne acaba? Ha, sırlarını paylaşır. Paylaş benimle. Can I share a secret with you? Çok sevinirim. Bir sırrını paylaşır mısın benimle? Lütfen. Evet. Sure? Emin misin? Bak, bu büyük It's bir sır diyor. Evet, evet, evet. Secret. Evet, eminim. Paylaş. Is it really okay to share my secret with you? Sorun olmaz mı? Hayır, olmaz. I'm out there. Ben gerçeğim diyor. Somewhere. Bir yerlerde. Hayır. Ben gerçeğim bir yerlerde dedi. Hayır. At, at, at. Oo, attık ve patlattık arkadaşlar.
Attık ve patlattık. İnanılmaz bir sahneydi yalnız. Hiç böyle bir şey beklemiyordum o. Ben gerçeğim abi, ışık gibi bir şey çıkıyor orada. Başarım kazanıldı son diyor bu arada. Oyun bitti galiba. İnanılmaz oyunu bitirdik arkadaşlar. Evet, oyunun gerçek sonu, iyi sonu bu herhalde. Yani bu iyi bir son mu? Ben gerçeğim, dışarıda bir yerdeyim dedi. Bu arada biz Woody'yi de oradan kurtardık değil mi Amanda'nın elinden? Amanda Woody'yi öldürmeye çalışırken kurtardık galiba. Yalnız buradaki şeyleri de Türkçe'ye çevirmişler. Poligonların ustası falan. Birazcık garip olmuş. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu şekildeydi. Oyunun hem gerçek sonuna ulaştık hem de kötü sonlarına da ulaştık. Bayağı değişik sonlara ulaştık yani. Gayet güzel bir oyun olmuş. Ve Türkçe olması da gerçekten hoşuma gitti. Dediğim gibi, eğer beğendiyseniz ve Amanda serisinin devam etmesini istiyorsanız aşağıdan bir tane like atın. 7000 like'tan fazla gelirsek, ki önceki Amanda videolarına 15-20 bin like falan geliyordu. Buna 7000 like gelmesi yeterli. 7000 like gelirse hemen hızlı bir şekilde yeni Amanda videosu gelecek. Daha sonra gizemleri hikayesiyle ilgili de yeni videolar da gelecek arkadaşlar. O yüzden aşağıdan dediğim gibi mutlaka like atın ve yeni videoları da kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bu arada buradaki yazıların hepsi niye şifreli onu da anlamadım. Ve bulduğunuz gizemleri ya da şu ana kadar kafanızda oluşan hikayeyi de yorum kısmına mutlaka yazın arkadaşlar. Bütün yorumlarınızı okumaya çalışacağım. Bu arada Türkçe çevirmenin ismi Yalçın Dağ Kürşat isminde bir arkadaşımızmış. Kendisine de buradan teşekkür ediyoruz. Türkçe olması çok güzel oldu. Bir de şöyle bakın, basılı tutunca garip bir şey oluyor. Burada bile bir gizem yapmışlar yani. Evet, gerçekten çok güzel. Desteğiniz için ve videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Sonraki bölümlerde görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.